Herkese merhaba, ben Doğan Ay, kanalım Yogi Canı Senin'e hoş geldiniz. Geçen hafta koşudan önce yapmanız gereken yoga hareketlerini paylaşmıştım. Bugün de sizlerle koşudan sonra bedeninizi soğutmak ve rahatlatmak için hangi hareketleri yapabilirsiniz, onları paylaşmak istiyorum. Hadi başlayalım. Masamızın üzerine dört ayak pozisyonuna gelin. Omuzlar el bileklerinin üzerinde olsun, bacaklar da kalça mesafesinde aralık. Nefes alırken kuyruk sokumunu ve başın tepesini yukarıya doğru aç, göğüs kafesini ileriye doğru. Nefes verirken bir kedi gibi omurganı kamburlaştır. Bir kez daha nefes alırken aç, göğüs kafesini ileri doğru. Nefes verirken iyice kamburlaş. Birkaç kez kendi nefeslerinle omurganı rahatlatacak olan bu kedi inek pozisyonları arasında gidip gelebilirsin. Sonra nefes verirken ayak parmaklarını tak, kalçanı yukarıya gönder, başını rahat bırak, aşağı bakan köpek pozisyonuna gel. Burada böyle bir topuk aşağı, bir topuk yukarı yaparak bacaklarının arkasını iyice rahatlatabilirsin. Sonra bir bacağını yukarıya doğru kaldır uzunca, sonra karnına doğru çek. Sonra tekrar diğer bacağını iyice yukarıya doğru gönder, sonra karnına doğru çekip iyice uzat. Sonra yavaş yavaş ellerin arasına doğru gel. Nefes alırken göğüs kafesini ileri doğru aç. Nefes verirken katla. Sonra kollarını iki yandan yukarı doğru göndererek doğrul. Şimdi yavaşça sırt üstü bir yatışa doğru gel. Ayak tabanları yere doğru gelsin. Ellerine de bir dokunmaya çalış topuklarına. Sonra sağ bacağını sol dizinin üzerine doğru at. Sanki erkeklerin bacak bacak üzerine atma şekli gibi. Sonra sol bacağını alttan böyle kendine doğru çekip yakala. Ve bir 5 nefes bu pozun içinde iyice yerleş. Yavaşça ellerini kurtar. Sol bacağın yere gelsin. Bu kez sol bacağını sağ dizinin üzerine doğru yerleştir. Sol topuğunu daha doğrusu. Sonra sağ üst bacağını da ellerine yakala ve boynun ve omuzların rahat kalacak bir şekilde bir 5 nefeste yine bu taraf için kalabilirsin. Hazır hissettiğinde yine yavaşça ellerini kurtar, ayaklarını yere getir. Şimdi avuçların yerde, nefes alırken kalçanı yavaşça yukarıya doğru kaldır. Burada poponu sıkmıyorsun, tam tersi merkez gücünden güç alarak yukarı doğru kalkıyorsun. Nefes alırken yukarıya doğru kaldır kalçanı. Sonra omurlarını tek tek dizerek çok yavaş bir şekilde yere geri gel. Birkaç kez daha kendi nefeslerinle bu hareketi yapabilirsin. Tamamladığında bu kez ayaklarını hafifçe öne doğru uzat ve ayak tabanlarını birbirine birleştir. Bacakların bir kelebek gibi açılsın. Sonra da kollarını başının tepesinden yukarı doğru gönder ve biraz da bu pozun içinde kalçalarını rahatlatmayı araştır. Dizlerini kendine doğru çek ve sarıl bir sağa bir sola doğru. Sağlam. İstersen dizlerini bir tarafa çevirip kollarını açıp başını da dizlerinden diğer tarafa doğru. Sonra da aynı şekilde diğer taraf için de yaparak bir çevrilme hareketi de yapabilirsin. Yavaşça bacaklarını yukarıya doğru kaldır. Eğer bacaklarını bu şekilde tutmak çok zor geliyorsa hafif mikro bükebilirsin dizlerini. Sonra yine dizlerini kendine doğru çekerek yavaşça yere getir ve bacaklarını mat genişliğinde aç. Avuçlarında yanlarda koltuk altları rahat bir şekilde yere gelsin. Kendine bir 10 dakika matın üzerinde bu şekilde dinlenmek için bir zaman ayır. Çünkü çok fazla efor, enerji harcadın. Şimdi dinlenmek için güzel bir zamana sahipsin ve bunun keyfini çıkar.
sonrası bedeninizin rahatlamasına yardımcı olacak yoga hareketleri bu şekildeydi. Lütfen bu hareketleri yaparken boyun, bel, diz gibi hassas bölgelerinize özenle yaklaşarak uygulayın. Ve umarım faydalı olur. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve diğer videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan da yogicanınsenin adıyla takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.